Doğu Karadeniz'in özgün sazı kemençeyi konu alan belgesel dizimizin bu bölümünde ünlü kemençecileri anlatmaya çalışacağız. Bilinen ya da kayıtlara geçen ilk kemençeci Ali Kum. Ondan günümüze kalan hiçbir iz yok. Daha sonra yaşadığı tahmin edilen Tuzcuoğlu Osman ise bilinen bir isim. Görele Çavuşlu'da yaşadığı, hatta ailesi bile biliniyor. Ama ondan kalan tek anı Tuzcuoğlu havası. Yaylaya giden kalabalık sürüyü anlattığı söylenen bu ezgi aynı zamanda bir horon havası. Çalmak için de ustalığa erişmek gerektiği söyleniyor. Zaten kemençeci de mesleğinin ustasıdır. Adeta denizde yalpalamayan tekneyi yapan marangoz gibi, ekmeği kıvamınca pişiren fırıncı, pideyi sabırla hazırlayan usta gibi. Bazı müzik adamları bu eserin bir senfoniyi andırdığını söyler. Tuzcuoğlu adını markalaştıran bu hava, kendisinden önce de önemli kemençeciler yetiştiğinin bir belgesi sayılabilir. Belgelere göre ulaşılabilen yaklaşık bu 200 yıllık tarihin yakın zamanlarına doğru geldiğimizde Karaman'ı görüyoruz. Asıl adı Halil olan Karaman, 1878 yılında Görele'nin Karadere köyünde doğar. Karaman, kemençe çalmayı Tuzcuoğlu'ndan öğrenir. İstanbul'da saraylarda çaldığı, sonraları dönemin İstanbul Radyosu'nda çalıp söylediği, ancak disipline uyması zor bir sanatçı olduğu için buralarda pek kalamadığı anlatılır. Soyadı yasasıyla Kodalak soyadını alacak olan Karaman Halil Ağa, kendisini takip eden iki ünlü kemençecinin de hocasıdır. Osman Gökçe ve Durkaya onun öğrencileridir. Karaman'dan günümüze hasbal, şırıp şırıp ve misafir karşılama havası kaldı. Tepe üstüme tepe, tepe üstüme tepe, kulakta altın küpe, hey hey hey, kulakta altın küpe, uyusam kucağında, kucağında uyusam, öpe gözünden öpe can, şıpan şıpan şıpanlıyam, başıpan şıpanlıyam, başıpan başıpan şırıp şırıp şıp, başıpan şıpanlıyam, bayavrum başıpan şıp şıp şıp, başıpan şıpanlıyam. Thank you.
Asıl adı Halil Kozalak olan Karaman, bölgemizin horan havalarının, kimi türkülerin, önemli kemençe havalarının ilk ismi. Kendisi Tuzcuoğlu'ndan kemençeyi öğrendiği biliniyor halk anlatımında. Ancak Tuzcuoğlu'ndan elimizde sadece Tuzcuoğlu havası kaldığı için onun dışındaki horan havalarının Karaman'ın olduğunu düşünüyoruz. Sadece bu Görele'ye ait değil, Görele'den doğuya doğru da Trabzon, Rize'ye kadar çalınan çeşitli horan havalarının temelini atan kişi Karaman'dır. Karaman'ın yaşadığı ev, içinde kimse bulunmasa da zamana karşı direniyor. Tarihin ve kültürün canlı tanığı olan bu ev ilgi bekliyor. Karaman, Karadere köyü Kodalak Kıranı kıyındaki evin hemen yanındaki mezarlıkta yatıyor. Hemşerileri mezarın başına bir anıt dikerek Kadir Şinaslıklarını göstermişler. Osman Gökçe, yöre kemençecilerinin en tanımışıdır. Osman Gökçe 1901 yılında doğar. 1934 yılında çıkan soyadı yasasından sonra Gökçe soyadını alsa da bu adıyla fazla bilinmez. Adını doldurduğu plaklarda kendi sesiyle anons eder. Ne var ki adı radyo ve TRT kayıtlarına Bicioğlu Osman olarak geçecektir. Sadi Yaver Ataman Bicioğlu kelimesini şöyle açıklıyor. Bir Altay Türkçesinde oyun anlamına gelir. Bici de oyuncu demektir. Bicioğlu Osman demek daha uygun düşer. Osman Gökçe'nin Görele Daylı köyündeki evi dıştan sağlam gibi görünüyor. Bu evde Karaman'ın evi gibi ilgi bekliyor. Sanatçıyı tanıyan, bilen komşularından hala yaşayanlar var. Ha buradan Suriye çağırdı kemençeyle beraber, sonra buraya geliyordu. Burada kemençeyle beraber olurlardı, düğüne giderlerdi. Tabii düğüne gittiler mi de, onlar düğünü onlar yapardı. Orada bir de düğüne gittik. Şeyde gene bizim komşunun düğünüydü. Kadınlar oynarken dedi ki, bu evi yapan usta ne ustadır ne usta. Hiç güzellik kalmamış, yeni etmeler baksa derdi. Türkeli'ye giderdi, Gemikli'ye giderdi. Dergiye giderdi, onu boş bırakmazlardı. Karaman vardı, vardı, kemençeciler alı giderdi. Rahmetli Ticoğlu Osman, Türkeli köyünden düğünden geldi. O burada dud ağacının dibine yaslandı. Arkada hanım, teyzem de yanında. Ayıklı uyumadı, gözü dalmış rahmetliğin. Yaslandı. Bir 10 dakika kesildi. Uyandı. Kemençe de yanında. Al dedim kaymak sandım. Ağzımı yakmaz sandım. Gözümü yumuşudum dedi. Eski yere kavuştum sandım. Yani rahmetli karısını görmüş o anda. Rüyasında ona yaptı. Ondan sonra başladı çalmaya. Babam bacana oluyordu rahmetli babam. Hepsi rahmetli oldu ya. Babam ona bir kemençe yaptı. Dut ağacından dutu özü. Öyle tüy yani. Barı gibi tüy kemençe. Ulan bacanak dedi Ticoğlu gene. Ne var bacanak dedi rahmetli babam.
Bu kemençeleri ben dedi Balbuna Gelen'de çalacağım dedi. Gülyagelen deriz. Gülyagelen'de oranı derpeceksin dedi. Öyleyse ötüyordu yani kemençesi. Balbuna Gelen'de karşımızda kalıyor. O da çalacağım dedi. Burada oranı derpeceksin dedi. Başladılar gülüşmeye. Mehmetliydi aynı zamanda Pücü. O zaman gıtlık zamanı vardı. Mısır bulamıyorlar, şey bulamıyorlar. Pücü gider düğünlerde mısır alırdı. 40 kilo, 50 kilo neyse gelip dalyaya dağıtıyordu fakirlere. Öyle yani bongerdi yani. Şeydi. İşte son düğününü Boncuk Ahmet deriz aşağı kıranda. Onu düğünü yaptı. Kazım Zurnacı, İt Hasan Doğulcu, karşı Çürüyeş'ten. İt Hasan geldi Doğulu aldı Pücü. Sardı onu sonra başına takum bakum 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 bakum. Doğran büyüdü Doğulu'la beraber. Biri de elinde kuş tüve, çakıyı çakıyı patlamıyor. Pücü hemen rahmetli tuttu, tüve yere vurdu, kütle, bum diye gümledi. Başladım bir toz dumana karıştı yani oranda. Hanıma kadayı koyup içersin güzel meleğim oğlumun. Osman Gökçe'nin yaşadığı önemli olaylardan biri askerliğini yaparken 1924 yılında Trabzon'da Gazi'nin huzurunda çalıp söylemesidir. Daha sonra bu onura bir başka kemençeci daha ulaşacaktır. Hasan Tunç. Gazi kendisini Dolmabahçe Sarayı'na davet edecek, icrasını dinleyecektir. Osman Gökçe'nin Trabzon'da kaldığı süre içinde halk müziğine kazandırdığı önemli eserlerden biri de Kahya Ağıtı'dır. Trabzon'dan çıktım, uzun yazılar asker vurdu beni, yaramsızım. ...31 Mayıs 1946 Cuma günü hastalığına çare aramak için deniz yoluyla İstanbul'a gelirken Zonguldak açıklarında gözlerini kapatır. Kaptan, halk kültürünün ünlü sanatçısına olan saygısından ötürü cenazesini İstanbul'a getirir. Osman Gökçe, Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verilir. Osman'ın çağdaşı iki kemençeci daha var. Sadık Aynacı ve Hüseyin Dilaver. Sadık Aynacı Rizeli Sadık olarak biliniyor. 1888 yılında Rize'nin Yeniköy mahallesinde doğar. 15 yaşından itibaren kayıklarda çalışmaya başlar. O artık genç bir denizcidir ama bir yandan da kemençeye hevesi vardır. Kıskananlar ve hoş görmeyenler birkaç kez kırarlar kemençesini. Gerekçeleri kemençe çalmak günahtır. O yenisini yaparak devam eder. Zamanla Karadeniz'in en tanınmış kemençecilerinden biri olur. Bana düştü emine, bana düştü. Pizler pay pay uzda emine, bana düştü emine, bana düştü. Plaklara okuduğu 7 türkü Ahmet Adnan Saygun tarafından notaya alınır. Çaldığı bir oyun havası da. Yazar ve tıp doktoru Mustafa Duman, Sadık Aynacı'nın Osman Gökçe'den bir ay sonra 4 Temmuz 1946'da İstanbul Gurebe Hastanesi'nde üremiden vefat ettiğini yazar. İz bırakan kemençecilerden biri de Hüseyin Dilaver. Dilaver de yöresinin en tanınmış kemençecisidir. Daha çok kendi türkülerini söyler.
1910 yılında Sürmene'nin Aksu köyünde doğan Hüseyin Dilaver, kemençe çalmayı aynı köyde yaşayan yaşlı bir Rum'dan öğrenir. Bir süre Trabzon'da fırıncılık yaptıktan sonra Karabük demir-çelik işletmelerinde çalışır. Oradan Adapazarı'na taşınır. Son olarak İstanbul'a yerleşir. Radyoda kemençe çalıp türküler söyler, plaklar doldurur. 1964 yılında vefat eden sanatçının oğlu Fahrettin Dilaver de kemençecidir. Hüseyin Dilaver, kendi yazıp söylediği türkü ve destanlarında denizi, denizcileri, kıyıları anlatır. Allah hoşunu yaratmış. Gemiler Giresun'a ve Gemiciler Kalkalım gibi çok bilinen, çalınıp söylenen türküleriyle unutulmazlar arasına giren Hüseyin Dilaver'in kabri İstanbul Eyüp Mezarlığı'ndadır. Ordu Yunus tarafından Anadolu Türküsü. Taş plak dönemi olarak adlandırabileceğimiz bu yıllarda Ordulu bir kemençeci de plaklar doldurur. Ordulu kemençeci Yunus diye tanınan bu sanatçı Perşembe'nin Çerli köyünden. Doğduğu yıl 1910 olarak tahmin ediliyor. Köy düğünlerinde kemençe çalan ve yöre türküleri söyleyen Yunus'u ünlü yapan yaşadığı bir trajedi aşk acısıdır. Ordulu kemençeci Yunus'un soyadı yasasından sonra Sakarya soyadını aldığı Ankara Radyosu'nda 50'ye yakın türküsünün devrin tekniğiyle taş plaklara kaydedildiği biliniyor. Kemençeci Yunus sonra Eskişehir'e yerleşiyor ve bir daha Ordu'ya dönmüyor. Sen orada ben burada, ölüm bizde hak yarim, ölüm bizde hak yarim. Kemençenin ilk virtüozu diye nitelenen Karaman'ın bir öğrencisi daha var ki yöre dışında pek bilinmez. Bu kemençeci Durkaya'dır. Durkaya, Görele'nin Ardıç köyündendir. Davul zurna kemençe çalan İpşiroğulları diye bilinen bir aileden gelmektedir. Asıl adı Kemal İpşir olan kemençecimiz Durkaya olarak dinlenmiştir. Durkaya kemençecilikten başka bir işle uğraşmamıştır. Zaten kemençecilik de yörede bir meslek olarak görülür. Demirci, bakırcı gibi. Birçok hikayeli türküsü bulunan, renkli, eğlenceli kişiliğiyle tanınan Durkaya, 1989 yılında 77 yaşındayken bu dünyadan ayrılır. Geriye yetiştirdiği kemençeciler ve bıraktığı hoş sadalarla türküleri kalır. Durkaya kemençe çalması yanında, türkü yaratması yanında özellikle Doğu bölgesinde gözlemlediğimiz hikaye anlatıcılarından da birisidir. Bazen başından geçen olayları, bazen başkasından duyduğu olayları, bazen de doğadan aldıklarını kendine özgü bir üslupla kemençe çalarak hikayeleştirir. Durgaya dayı düğünden gelirken sabah artık olmuş, kaç saat yürüme hangi köye gitmişse çok uzak bir yerden. Yani o yorgunluğu bir düşünün. Bir çeşmenin başına geldim diyor. Böyle bir çanağı var diyor. Bir yudum su içtim. Kemençenin kapağı elimde parlıyor diyor. Karşıdan birisi bağırmaya başladı diyor. Şafak tam sökmek üzere. Ona elinde tafta parçası hemşerim. Dedi, herhalde bana demezdir dedim diyor. Tabii biraz daha yürüdüm diyor. Çeşmenin başına yukarı çıkıyorum diyor. Adam yine bağırdı. Ona elinde tahta parçası kapaklı hemşerim sana diyorum beni duymuyor musun? Ona ne var ne var dedim diyor. Ona bu aşağıda Hasan dayı vuruldu öbür yüze Osman dayıya cenaze çığır cenaze dedi diyor. Ona tamam tamam derim diyor. Thank you.
sabah oldu ışıyor da horuzlar ötüşüyor. Hasan dayım vurulmuş da cenaze çürüşüyor. Dedim diyor aşağı çağırıyorum. Ana Osman dayı. Ana aşağıdan diyor ana herhalde bana çağırıyor dedi. Biri diyor ana ne var ne var dedi diyor. Ana karşı köyde Hasan dayı ölmüş cenaze çürüyorlar. Cenaze dedim diyor. Ana anladım anladım dedi diyor kemençiyle. Ben gene çalarken diyor başladım. Kıya gittik Osman dayı, sen de mi göreceksin? İmamın dayına da sen de mi bineceksin? Sen de mi bineceksin? Sen de mi bineceksin? Dedim diyor, ona diyor, hanımına, ona diyor, gari dedi diyor, ona bu herif kemere çalıyor cenazede, şu tüveye mi bana ver dedi diyor. Ya diyor adam diyor, haklı diyor, bende de kafa şey diyor, ben gene türküyü çalıp söyleyip gidiyorum diyor, ona gene manilerden devam ediyorum diyor, aklıma hangi türkü geldiyse diyor. Başladı adam tüveye diyor, dikim, civv ediyor mermi başımdan. Ya o ne diyeyim, ne söyleyeyim dedim diyor. Çala gene diyor, o diyor bana tüvekten mermi atıyor, ben de çala gene diyor, yata kalka diyor, kaçtım diyor, gittim böyle bir anı. Atatürk'ün huzurunda kemençe çaldığını bildiğimiz ikinci kemençeci Hasan Tunç, 1913'te Maçka'nın Mağura, örnek alan köyünde doğar. Küçük yaşta İstanbul'a gurbete çıkar. Kemençe çalmayı geliştirerek 1930'dan itibaren İstanbul Radyosu'nda kemençe çalar, türküler söyler. 1933 yılında bir akşam Dolmabahçe Sarayı'na çağrılır ve gazinin huzurunda çalar söyler. Çok heyecanlanır. Bunu fark eden gazi, çal evlat, çal. Karadeniz havaları bizim milli havalarımızdır der. Hasan Tunç 50'li yıllarda plaklar da doldurur. 1968 yılında kemençesini radyo arşivine bırakarak İstanbul Radyosu'ndan ayrılır. 1984 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından halk müziğine hizmetinden ödülü ödüllendirilir. 1986 yılında da bu alemden ayrılır. Cenazesi İstanbul Yedikule Mezarlığı'na defnedilir. Geriye türküler kalır. Anlatacağım sizi, anlatacağım sizi. Başıma gelin şey başıma gelin. Anlatacağım sizi, anlatacağım sizi. Başıma gelin şey başıma gelin. ...1921 Maçka Çatak doğumlu Ferhat Özyakuboğlu da kemençenin tanınmış sanatçılarındandır. 1957 yılında Ankara Radyosu'na girer. Trabzon yöresi havalarının radyo kanalıyla bütün yurtta tanınıp sevilmesine yardımcı olur. Plaklar da dolduran ve 1974 yılında bu dünyadan göçen sanatçının ardından türküler kalır yadigar. Meşhurdur unutulmaz Kobziyan adaları, Gümüşhan hanım meşhur elmaları bari, Gümüşhan hanım meşhur elmaları bağları, elmaları bağları. Kemençeler arasında çocuk yaşta kemençe çalmayı öğrenen çok. 1928 yılında Sürmene Dirlik köyünde doğan Bahattin Çamurali de kemençeyi
elini alıp hakkını vermeye başladığında çocuk yaştadır. Yöredeki şenlikler, eğlenceler ve düğünlerin aranan figürü olur. İstanbul'a yerleşir, plaklar kasetler doldurur. Bazı radyolarda, televizyon programlarında konuk sanatçı olarak kemençe çalar, türküler söyler. 27 Nisan 1991 yılında vefat ettiği İstanbul'da toprağa verilir. Ondan bize unutulmaz türküler kalır. Otuzlan otuz birinde künyeleri yoklandı künyeleri. Otuzlan otuz birinde künyeleri yoklandı künyeleri. Ha bu nasıl işini hep sürmene sallandı hep sürmene. Ha bu nasıl işini hep sürmene sallandı hep sürmene. Bölgenin yakın dönemde iz bırakan kemençecilerine gelince. İspilalı Fehmi, Fehmi Alan, oğlu Mehmet Alan, Mehmet Yavuz, Osman Genç, Hasan Duman, Hasan Sözeri, Sami Mataracı, Ahmet Yanık, Sinan Kaya, Koryanalı Hüseyin, Hüseyin Köse, Şenel Dandin, Saffet Genç, Şevket Köroğlu, Hacı Kahvecioğlu, Ali Çinkaya, Hayri Yaşar Karagül ile Sait Uçar. Belgesel dizimizin 8. ve son bölümünde kemençelerin kökenini, günümüzdeki kemençecileri ve kemençenin geleceğini ele alacağız. Burada aşk verdim.